Bodrum ilçesinde eski eşinin boğazını keserek ve 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs müebbet hapis cezasına Olayın çarptırıldı. Kesinlikle özellikle uzun süren şiddet, takip, tehdit, şantaj ki bunların hepsi dosyada belgeli ve ispatlı. O nedenle ağırlaştırılmış olarak nitelikli halden ceza verilmesi yönünde savunma yaptık. Hem canavarca hislerle ve eziyet çektirerek öldürdüğü için Gizem'i hem de tasarlayarak öldürdüğü için bize göre aslında. Ama mahkeme savcı mütalasıyla sabit kaldı. Müebbet hapis cezası verdi. Bunun TCK'daki karşılığı 30 yıl şu anda. Hiçbir iyi hal indirimi de uygulamadı. Ama mahkum yatarken iyi hal gösterirse içeride infaz kanununa göre 24 yılda çıkabiliyor. Ama bu hani nasıl yatacağı, ne olacağı, o zamana kadar içeride neler gerçekleşeceğine bağlı olarak değişebilecek bir sonuç. Yalıkavak Mahallesi'nde 2017 yılının Mart ayında boşandığı eşi Mert Toprak tarafından 27 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Gizem Olgun davasının karar duruşması görüldü. Bir çocuk annesi 25 yaşındaki Gizem Olgun'u defalarca bıçaklayarak ve boğazını keserek öldüren Mert Toprak'a kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verildi. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan'sa bugünkü mahkemede müebbet hapis cezası çıktı, bu ceza yetmiyor şeklinde konuştu. Gizem'i öldüren faili ısrarla vurguluyorum, eski koca, boşanmış koca, Gizem'in hayatını sorgulayarak bir savunma yaptı ve öldürmeye giden yolun makuliyetini anlattı. Zaten yargılamanın böyle yapılmasında bir sorun var. Savunmaların bunun üzerinden ve kadının öldürmeye etkisini kullanma haklarını tırnak içinde birden cinnet geçirerek ve boş gözlerle yapabileceklerinin argümanı olarak sunuyorlar. Bunları dinlemeye maruz kalmak bile bizim için kadının ötekileştirilmesi, yok sayılması anlamına geliyor. Burada evet müebbet cezası çıktı. Bu yetmiyor. Gizem Olgun'un babası Cenap Olgun karardan memnun olmadığını söyledi. Müebbet düşünüyordum. İstediğimiz buydu. Ama ne diyelim, buna da şükür. En azından yani kızımın tabii ki kanı yerde kaldı ama yani çok fazla bir şey diyemiyorum, konuşamıyorum. Bodrum'da yapılan fuhuş baskınında yabancı uyruklu 3 hayat kadını yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucunda gece saatlerinde hayat kadınıyla Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde görüşmek için anlaşan bir şahsı takip etti. Şahsın apart otele gelmesinin ardından 3 hayat kadını da otele giderek 3 farklı odaya girdi. O esnada apart otele yakın bir bölgede bekleyen polis ekipleri otele baskın düzenledi. Operasyonda Türkmenistan uyruklu 28 yaşındaki S.S., Kırgızistan uyruklu 19 yaşındaki A.M. ve Kazakistan uyruklu 22 yaşındaki O.A. yakalandı. 3 hayat kadını emniyetteki işlemlerinin ardından önce İstanbul'a, ardından da ülkelerine yollanacağı öğrenildi. Hayat kadınıyla anlaşan şahıs ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hayat kadınları polise verdiği ifadelerde tatil için Bodrum'a geldiklerini, paraları bitince fuhuş yaptıklarını söyledi. Öte yandan fuhuş baskınının yapıldığı otelin ise 30 günlüğüne kapatılacağı bildirildi. Ankara'da yaşayan esnaf Ramazan Akpınar, ihale için geldiği Fethiye'de darp edilerek yaralandığını iddia etti. Akpınar yaptığı açıklamada Ankara'da okul kantini işlettiğini, yazın eğitim ara verilmesi nedeniyle iş yeri kapandığında yaz aylarında bu bölgedeki çay bahçesi ihalelerine girdiğini anlattı. Boş olduğumuz için, okul kantinleri kapalı olduğu için biz yazın da yazlık yerde böyle ekmeğimizi çıkartabilmek için, geçimimizi sağlamak için yazlık bölgede bu tür ihalelere giriyoruz. Ramazan Akpınar yaşadığı olay nedeniyle kendisini ihaleye sokmayan ve darp eden kişilerden şikayetçi olduğunu kaydetti. Olduğunu gördüm. Ben tekrardan ihaleye katılmak için Fethiye Belediyesi'ne geldim. Fethiye Belediyesi saat 13.30 sıralarında şartname almak ve dosyamı hazırlamak için belediye binasına girdim. Belediye binasının önünde
20-25 tane çeteleşmiş bir grup vardı. Bankaya gittim. Oradan da 155 polisi arayacaktım. Onlara nezaretle girmek için. Tam ben bankaydayken yine 5-6 kişi bir grup arkamdan gelip bana saldırarak halkın gözü önünde tam bankanın mikrosunun ön tarafında Ziraat Bankası'nın beni dövdüler, darp ettiler, kafama falan vurdu. Ben hemen 155 acil aradım, ambulans geldi. Ambulans beni hastaneye götürdü, tedavim falan edildi. Polis ekipleri de bir saat sonra falan ancak hastane polisi bile gelip bana orada hiçbir şey sormadı. Sadece bir ekip geldi. İfademi almak istediler. Ben de polis ekiplerine değil, savcılara ifademi vereceğim söyledim. Çünkü daha önce de ben verdim, hiçbir şey çıkmadı. Ben polis, Cumhuriyet Başsavcılığı, Buraya Savcılığı'na akşam üzerinde polis nezaretine gittim. Savcılık ön bir görüşmemi yaptı. Ben gerekli yerlere başvurularımı yaptım. Şahitlerimle bulundum. Geçmiş olan, daha önce vermiş olduğum savcılık dosyamı yeniden incelenmesi için tekrar itirazda bulundum. Konuyla ilgili Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada ihaleyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı, söz konusu kişilerle belediyenin ilgisinin olmadığı bildirildi. Öte yandan iddia ile ilgili savcılığın soruşturma başlattığı, polis ekiplerinin çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi. Bu yıl 6.sını gerçekleştirdiği emek temalı uluslararası kısa film yarışması ödül törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hak İş Konfederasyonu'nun 6. uluslararası kısa film yarışması ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü ismin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından sinema sektörüne emek veren sanatçı, yönetmen ve yapımcılar katıldı. Gecede Muğla Türk İmtiyaz sahibi Serap Ülkü Özdemir de ödül aldı. Yerimiz ödül alan, ödül veren siz değerli katılımcılarımızı ve değerli konuklarımızı sahneye davet ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizi, sendika başkanlarımızı. Hak İş Konfederasyonu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla bu yıl 6.sı gerçekleştirilen uluslararası kısa film yarışması yoğun ilgiyle karşılandı. Hak İş Kültür Sanat alanında 5404 filmle bir rekora imza attı. Gecede açılış konuşmasını Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntoy yaptı. Bir kısa film yarışması düzenlemeye karar vermiştik. O günden bugüne uluslararası alanda birçok katılımcının konfederasyonumuza göndermiş olduğu filmlerle birlikte bugün 6.sını gerçekleştiriyoruz. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'sa, biz sanatı değer kabul eden ve bu sanatı bütün coğrafyasında sergileyen bir kültür ve medeniyetin çocuklarıyız dedi. 404 film ile dünyanın dört bir tarafından başvuruda bulunuldu. Bu bakımdan tüm katılımcılara bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hak İş olarak geleneksel hale getirdiğimiz kısa film yarışmasını bu yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu birlikteliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum. Hak İş bugün kültür ve sanatın emeğe dönüştüğü, emeğin sanata yansıdığı bir etkinlikle tekrar karşınızda. Sayın Bakanımıza bu önemli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Kısa film yarışmamızda Hak İş olarak emeği sanatla buluşturuyoruz. Geceye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da son yıllarda Türkiye'de sinemanın gelişmekte olduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Bakanlık olarak çok kısa, küçük dokunuşlarla sinema filmlerimize destek olmaya çalışıyoruz diye konuştu. Ne olursa olsun sinemanın ayrı bir dili var. Sinema olayları çok kısa bir süre içerisinde, bazen bir filmin bütünü içerisinde, hatta bazen bir filmin bir sahnesi içerisinde ciltlerle kitapta anlatamayacağınız bilgiyi ya da hissi ve bakış açısını izleyicilerle buluşturabilmeniz mümkündür. Dünyanın farklı yerlerini çok kısa bir filmin içerisinde izleyicilerinize sunabilirsiniz. Everest Dağı'nın tepesinden Lut Gölü'nün derinliklerine kadar ya da okyanusların diplerine kadar bütün farklı zenginlikleri çok kısa bir filmin içerisinde anlatmanız mümkün. Kendi bakış açınızın, eskilerin tabiriyle tahayyülünüzün sinema şeklinde tasavvur haline dönüşmesini sağlamanız da mümkündür.
Bunun için sinema diyebiliriz ki modern sanatlar arasında en güçlü olan, en etkin olan sanatlardan birisidir. Ve gerçekten bugün dünyanın dört bir tarafında herkesi de etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Son yıllarda Türkiye'de de sinemanın gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bakanlık olarak çok kısa dokunuşlarla, çok küçük dokunuşlarla sinema filmlerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Hem Türkiye'den hem de uluslararası alandan katılan film yapımcıları en iyi film birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü, Necati Çelik özel ödülü, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi kurgu, en iyi müzik ve en iyi görüntü yönetmeni olmak üzere 11 kategoride ödül alanlar belirlendi. Ödüllerini almak üzere Azerbaycan, Cezayir, Belçika, Malezya, Fransa, Bangladeş, İsveç, Amerika, İran, Rusya'dan sinema dünyasına emek verenler ödül törenine katılmak için Türkiye'ye geldi. Özel ödülünün sahibi Türkiye'den Aviye kısa filmiyle Doğuş Algül ödülünü almak üzere kendisini sahneye davet ediyoruz. Gecede ödül alanlar arasında Muğla Türk İmtiyaz sahibi Serap Ülkü Özdemir de vardı. Özdemir en iyi oyuncu dalında ödül almaya layık görüldü. Değerli misafirlerimiz, ödül alan, ödül veren siz değerli katılımcılarımızı ve değerli konuklarımızı sahneye davet ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizi, sendika başkanlarımızı. Umarım bu izdivaç hayırlara vesile olur. Olur babacığım, olur. Birbirlerini görmüşler, sevmişler, tanışmışlar. Yok, ben hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Görenler söyledi. Çok metin duydum. Doğru mu kız bu söylediklerim? Yok baba, istersen bak. Bak, bak, bunun şeyin içinde bu iş olmaz. Ya, tamam, sağlıcakla. Hadi, kalk, kalk, kalk. Ya, ara, dur be. Bakın, aynı zamanda dört ay... Yatağan ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi sakinleri teknolojinin gelişmesiyle Kontin'i başta olmak üzere modern fabrikalarda kısa sürede yağ dönüştüren fabrika yağı yerine atalarından kalma teknikle kendi ürettikleri zeytinyağını kullanıyor. Mahalle sakinleri ayak yağı diye de adlandırılan geleneksel yağ sıkma sistemini sürdürerek hem atalarından kalan geleneği yaşatıyor hem de gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sağlıyor. Geleneksel yöntemle zeytinyağı sıkma yönteminde zeytini yıkadıktan sonra yulak denilen alanda büyük yuvarlak kaya parçası eşekler kanalıyla döndürülerek burada eziliyor. Ezilen zeytin kese içine konularak ayrı bir yerde kadınlar vasıtasıyla sıcak suyla ayakla çiğnenerek yağ ve su dağar denilen toprak kabın içine akıyor. Zeytinin kara suyu toprak kapta alta çökerken yağ üstte kalıyor. Üste kalan yağ kap ile alınarak tüketilmek üzere şişelere boşaltılıyor. Turgutlar Mahallesi Muhtarı Şerafettin Karagöz, ayak ile sıkma zeytinyağının atalarından kalma bir gelenek olduğunu belirterek, ayak yağının mide ülserine, bağırsak enfeksiyonlarına fayda ettiğini de dile getirdi. Benim eskilerden, dedemden, nenemden, babamdan duyduğum kadarıyla mide ülserinin fayda olduğunu, bağırsak enfeksiyonlarını giderdiğini ve kanserojen hastalarına da böyle aç karnına içtiği zaman fayda olduğunu duydum. Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işıksa, bizim bu ayak yağları piyasa yağlarından 5-10 lira daha fazlaya satılıyor. Aynı zamanda bir ilaç gibi kullanılmakta dedi. Tabii ki bu yöntem çok yıllar evveli. Atalarımızın uyguladığı bir yöntem. Burada ayakla sıkılan yağ da daha kalite, daha insanlara daha faydalı zeytinyağı üretiliyor. Bu yağların markalaştırılarak kamuoyuna sunulması gerekmekte. Sayın Kaymakamımızın da destek ve gayretleriyle buraya bir mesire alanını getirip vatandaşlarımızı burayı çekip herkes icabında yağ yapılır ve buradan alır gider. Yani şey değil, fabrikadan görmeden herkes görerek alır. Tabii bu da kaliteyi getiriyor.
Eski Türklerde Nartugan olarak bilinen 21 Aralık kış gün dönümü ve yeni yılın karşılanması Bodrum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Kumbahçe sahili ve Gündağ'ın halk plajında dev ateşler yakıldı. Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde Bodrum merkezinde yapılan kutlamalarda mahalle kadınları rengarenk basma kıyafetleriyle halk oyunları oynadı. Öğrencilerin drama gösterisiyle devam eden şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik hakkında Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran açıklamada bulundu. Çeşitli folklor gösterileri, halk dansları gruplarının oyunları, işte keşkek aşure ikramlarıyla, değişik ikramlarla devam ediyoruz. Etkinlikte önemli rol oynayan emekli arkeolog Ayşe Temiz, bugünün yılbaşı olduğunu ifade ederek, eski Türklerin adetlerini elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz dedi. Bugünün anlamı bence en somut yılbaşı olmasının Nartugan. Nartugan, nar ateş demek, ışık demek, ışık yaşam demek. Tugan da doğan demektir. Yani yeni bir yaşamın doğması, yeni bir yılın başlaması, bu da çok normal. Çünkü 21 Aralık'ta en uzun gece olan karanlık gider ve yerine gün yol almaya başlar. Yani bu da tam bir sene sürer. Bu da tam bir yılbaşı. Eski Türklerin adetlerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik, Dağlar Kızı Reyhan şarkısıyla ünlenen Zeliha Özge'nin söylediği şarkılarla gün batımına kadar sürdü. Ölüm yarı, sevinem yarı, yetimem yarı, yarı. Ölürüm yarı, sevinem yarı, yetimem. Türkiye yılın en uzun gecesini yaşadı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karanlıkta yola düştü. 21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik gelmesiyle güney yarım kürede yaz ayının, kuzey yarım kürede kış ayının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. 21 Aralık gecesi Türkiye'de en uzun geceyi yaşıyor.